Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası. Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Şimdi anne bu kız akrabamız mı bizim nedir? Hayır efendim. Kızın ailesi senin ortanca teyzenin Bursa'dan komşusu. Ben de tanırım. Kız şimdi Ankara'da üniversitede okuyormuş. İstanbul'a geçiş yapmış. Ev bulana kadar bir hafta falan bizim evde kalacak. Anacığım sen sevmezsin pek yatılı misafiri. Hayrola nedir bu hanım kızın hususiyeti? Ay anne. Volkan'a mı? Şşş, duyacak ayol. Ya anneciğim onlar Selin'le gayet seviyeli bir ilişki yaşıyorlar. Sen girmesene aralarına. Ben de o seviyeli ilişkiden korkuyorum ya. Eğlencedir, kakadır, kikidir filan diye idare ettik şimdiye kadar. Ama aldılar başlarını gidiyorlar. Kız bizim eve kamp kurdu ayol. Yani gelecek olan bu küçük hanım bizim gelin adayımız mı? Anne adı ne? Mürvet. Konuya uygun. Ay sen bir kızı görsen o kadar harika, o kadar mükemmel ki sana anlatmama imkan yok Aslıcığım. Aile desen pırlanta. Kız desen o senin zibidi arkadaşların gibi değil. Hiç değil. 12 yaşından beri tam bir hanımefendi. Ay anne nasıl oluyor 12 yaşından beri? Döpiyest inci kolye falan mı giyiyor 12 yaşından beri? Ne demek o yani? Dalga geçin siz benler. Allah'ım sen benim yüzüme gül de. Şu Volkan da bir uyansa da aklı başına gelse. Eğlenilecek kız var, evlenilecek kız var. Şekerim. Ya Volkan ya! Ya şiş oluyorum sana ya! Annenlerin yanında labaneliğe bak! İşte ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum bir saatte. Zaten benim gidip balığımı beslemem lazım da. Ne koydun balığın ismine? Ya Volkan ne yapıyorsun? Ohalaşma ya! Kubi koydum. Ne? Şaka Volki koydum, Volki! Allah'ım sen benim yüzüme gül Allah'ım. Ya İfa. Şurada bir şey var baksana şurada. Ne var ayol? Bak ensemde. Ne oldu ensene baba? Ben de kilo mu aldım diyorum. Gömlek yakaları dar geliyor. Şu bir yumru var burada bir yumru baksana. Oh. Bakayım bak, dur canım. Ensemde. Aa, var bir şey ayol. Var. Sen bir yere mi çarptın bunu tersin? Yok be canım. Baba sivilcedir belki. Değil be kızım. Bir aydır var orada öyle. Baksana yuvarlak bilya gibi bir şey geliyor elime. Ay tövbe tanrım ha. Tasnafça bizim bir tanıdığımız vardı. Böyle kolunun altına bilya gibi bir şey çıktı. Böyle tak diye gitti adam. Ne diyorsun Selin? Değil mi öyle şeyler? Babam hastalık hastasıdır zaten ya. Selin babama denmez öyle şeyler. Grip olup da boğazı ağrısa gırtlak kanseri oldum diye tutturur. Hassastır o konularda. Hiç ya ben kendimi hiç hissetmiyorum. Aman Tahsin'cim bak kaç zamandır hastalığın yoktu. Basit bir şeydir. Hakikaten bak yarın doktora gider sorarız şekerim. Yok iyi alamet değil bu canım. Ya babacığım vallahi senin psikoloğa gitmen lazım ya. Yok ben kalkıp şu tıp kitaplarına bir bakacağım. Eyvah eyvah. Teşhis koyacak kendine yine bak, ya. Bak bitkinim. Var bir şey.
Baksana. Gözlerim ya. Mukadderat falan yani. Tövbe tövbe. Ya kızım Aslı var ya, ya ziyan bitmişsin bak hala gözlerimi açamıyorum ya. Kızım her gün bu saatte mi geliyorsun ofise? Hayır Selin, her gün bu kadar erken gelmiyorum ama annem hepimizi ayağa dikti işte bu sabah. Yatıya misafir gelecek, bilmem ne, temizlik memizlik diye. Şesu. Günaydın. Günaydın. Şesu, canım iç çamaşırlarıyla çıkmışsın sokağa. Şekerleme yapıyordum da ben biraz Selin. Bu saatte. Ve çok enteresan. Yani soyunmadan şekerleme yapamıyorsun, öyle mi? Yani benim tarzım böyle Selin. Ne yapayım işte, herkesin bir tarzı var. Ay Şesu ya, ben hiçbir şey anlayamıyorum. Çok kötü fena uyku sarsımıyım ya. Ya bu Aslı denilen gıcık şahsiyet beni sürükleye sürükleye buraya getirdi bu saatte. Ay ben de kahvaltı etmedim Selin. Ne yapalım, dışarıdan bir şey alalım mı acaba? Yok 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 yok, burada her şey var ya Aslı. Bakalım nelerimiz var. Valla zeytin var, reçel var, peynir var, tahin var, pekmez var. Niye var bunlar? Ben lazerle bu gülü sildirdim Aslı. Bir dakika, bir dakika. Şesu Bey, sen niye konuyu değiştiriyorsun ki şimdi ha? Uykuluyum ama gözümden kaçmadı. Şekerim, kendini zorla hasta yapacaksın. Yok bir şey dedi işte doktor. Sen şimdi bana moral vermek için söylüyorsun. Doktor ameliyat dedi işte. Allah Allah canım, onun orada durmasına gerek yok. Alalım, bakarız sonra dedi. Ne diyecekti? Üç ay ömrünüz mü kalsın diyecekti. Tahsin'cim güzelim, ciddi bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Oradan böyle bir cilt altında bir şey çıkmış dedi adam. Canım ben biliyorum, benim gözüm toprağa bakıyor. Ya gideyim içeride biraz yatıp dinleneyim ben. Hayda. Ne oluyor anne, ne ameliyatı ya? Canım doktor büyük ihtimalle ciddi bir şey yok. Yağ bezesidir. Rahatsız etmesin, alalım onu dedi. Ama baban sürekli evham yapıyor. Evham evham. Ay yani bitirdi beni, bitirdi. Aman ya anne, korkuttun beni vallahi ya. Neyse iyi, ben dükkana gidiyorum. Ay dur, nereye gidiyorsun? Sen şeye gideceksin, ne dükkanı canım, hava meydanına gideceksin, mürüvveti alacaksın. Aa niyemiş ya? Koca kız ya, binsin taksiye gelsin, onunla mı uğraşacağım? Zaten bir hafta demir atacak buraya. Olur mu öyle şey? Aa hiç olur mu öyle şey? Hanımefendi bir kız, mücevher gibi. Çıtı pıtı bak bir görsen, o senin etrafındakilere benzemez. Anne, ben anlıyorum senin niyetini ama yemezler yani. Aslı daha uygun senin bu amacına. Hem bak zaten resmen 30'una da girmek üzere. Sen çeneyi bırak da git kızı al. Ayıp oluyor, oralarda beklemesin. Of, Selin'le var ya kesin papaz olacağız, adım gibi eminim yani. Ay Volkan, ay kızı böyle direkt eve getirme, tamam mı? Daha temizlik yapacağım, odasını hazırlamadım. Git dükkanda bir şeyler yedir, ne bileyim nişantaşını gezdir filan. Hadi oğlum, hadi canım, hadi. Oo anne, rehberlik mi yapacağız ya? Yere batan sarnıcına da götüreyim istiyorsan. Aman, hadi inşallah hayırlısı. Hayret bir şey ya. Tavuk pilav yer misiniz Mürret Hanım? Açlık durumu nedir? Valla zahmet olmazsa alırım Volkan Bey. Estağfurullah, görevimiz. Mahmut, tavuk pilav. Ankara nasıl? Hacı Gıdıvı İsem olayları falan, eğlence hayatı. Hani şimdi burada yalnız yaşayınca artık ne partiler ne partiler değil mi akşamları? Benim o taraklarda hiç bizim yoktur Sertaç Bey. Ben master'ımla ilgilendiğim için akşamlarımı ders çalışarak geçiriyorum daha ziyade. Maşallah. İleride ne olacaksınız Mürüvvet Hanım? Ben sizde bir hemşire, bir öğretmen elektriği aldım. Hayır, ben işletme okuyorum efendim. Hem de sınıf ikincisiyim.
Sınıf ikincisi ha? Aa, maşallah Hürvet Hanım. Şöyle yani bir güzel bir iş kadını olayım, başarılı. Yabancı bir şirkete atayım kapağı, sakalıma bakayım diyorsunuz yani. Oğlum Volkan Bey, ben eğitimimi ileride çocuklarımla eğitmek için tamamlamak istiyorum. Ne de olsa en kutsal görev annelik. Öyle değil mi? O zaman sınıf ikinciliği falan ne gerek var yani, değil mi? Nasıl olsa ev kadınına bağlayacaksınız. Hani biraz eğlenceye vursanız kendinizi diyorum geceleri. Rica ederim Sertaç Bey, ben ailemden böyle görmedim. Hayır, sevmem zaten. Sertaç, tamam lan. Sana ne yani? Abi gencecik kız hayatını yaşasın yani. Sertaç, tamam. Şşt, bana bak. Mahmut, şurayı bir topla da öyle koy ya. Aa, kaldır şunu, kaldır. Dizimdir de biraz. Yeminiz soğumasın Mürvet Hanım. Tamam, tamam. Şimdi halledeceğim. Vallahi bizim pilav meşhurdur. Benim pilavım da çok meşhurdur. Bir gün yapayım da size yiyin. Tane tane dökülür böyle. Ne zaman yapacaksınız Mürvet Hanım? Sertaç. Hayır abi, yani haberimiz olsun. Nasıl olsa bir tencere yapılacak yani. Tam ateşten almadan önce iki limonun suyunu sıkıp bir kaşığın ucuyla da limon tuzu ilave edip indireceksiniz. Aa! Ay hem limon suyu hem limon tuzu. Ay dahiyane fikir vallahi. Değil mi Aslıcığım? Dahiyane evet. Vallahi inanılacak şey değil. Yani Mürvet Hanım, siz yaşta bir insan reçel yapsın bu devirde. Salçamı reçelimi de dışarıdan alamam artık. O kadar değil yani. Salça evde yapılabiliyor mu? Aslı tabii yumurta kırmak için bile tarife baktığı için. Olsun olsun. O da iyi bir insan. Ben gazeteciyim. Ahçı değilim de o açıdan. Volkancığım, öyle sizin muhitinizde Mürvet gibi bir genç kız bulmak çok zor, çok. Seni alan yaşadı, yaşadı. Neyse, ben çaylarınızı tazeleyeyim İffet teyzeciğim. Tahsin amcacığım. Bir zahmet. Kızım sen doldursana çayları Mürvet misafir. Aa hiç gerek yok lütfen, gerçekten rica ederim. Ben zaten iş yapmadan yerimde duramam. Şimdi Aslı kalkıp koysa çayları ben duramam, gidip onun dağıttıklarını toplarım mesela. Ben niye dağıtıyorum ki? Aslıcığım sen gazetecisin. Yani meşgul insansın. Ayrıca adanı da gördüm demin. Ay canım ya. Neyse ben şu çayları koyayım da sohbetimize öyle devam edelim. Ben bunu döverim yalnız. Gerçekten. Volkan sen bununla evlen, ben sana bile acırım oğlum. Ne evlenmesi Aslı ya? Allah korusun vallahi, hiç tarzım değil. Dünya ahiret akrabam olsun benim bu be. Fakat hakkını vermek lazım. Tam evlenilecek, ideal eş olacak bir kız. Bak Volkan, böyle bir kız bul da gözümüz arkada kalmasın. Yarın ne olacağı belli değil. Ay Tahsin'cim başlama yine. Yok bir şeyin işte. Volkan, ay tam eski tarz bir kız bu Mürvet. Bana ne? Antikacı mıyım ben? Eski tarzmış. Allah Allah ya. Böyle anaş tipleri sevmem ben anne. Ben böyle daha böyle çıtı pıtı minnoş hatunlardan hoşlanırım. Öyle bir şeyler çıkarsa gönder bana. Eyvah. Bir insan lafının üstüne mi geldi acaba? Allah, senin geldi galiba. Anne sakın çaktırmayın bir şey. Vallahi derimi yüzer benim öğrenirse. Minnoş hatunmuş. Selin mi o? Ben bakarım, rahatsız olmayın. Yok yok, rahatsız oluruz. Ben bakayım. Aa, otur Allah aşkına, baktım ben. Eyvah, Selin zayıf olacak kısa.
Bir dakika, ben asansöre mi bindim? Kimi aradınız? Bir arayışçını değil mi yani? Akşam oturmasına geldim. Ne haber Selin? Mürvetciğim, Selin Aslı'nın ofisten arkadaşı. Ve Volkan'ın girlfriend'i. Merhaba. Ay. Ya, öyle mi? Merhaba. Ne tatlı söylüyor değil mi şak diye. Yani bayılırım böyle rahat pervasız insanlara. Değil mi? Sağ ol. Sizle tanışmadık biz. Mürvet teyzemin komşusunun kızı Selin'cim. Bir süre bizde kalacak söylemiştim yani sana. Ay ne güzel. Ya var ya ben bayılırım yataklı misafire. Yataklı misafir. Yatılı misafir olmasın o. Ha? Yok bir şey. İlahi Mürvet. Hayır, yataklı olan trend galiba. Ay ben bilseydim yatağımı yorganımı kapıp gelirdim İffet teyze. Volkan, canım neler dönüyor burada? Hı? Bu hamar atkılıklı arkadaşın sebebi ziyareti nedir? Ya bu her saat büyüyor, hissediyorum. Ben hala rüya mı görüyorum? Evet Aslı, rüya gibi bir sofradayım ben size yani. Ben seni hep gecelikli hayal etmiştim. Oysa pijama giyiyormuşsun. Pardon. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz burada? Krepler, yumurtalı ekmekler geldi. Ben davet ettim arkadaşlarını Aslı'cığım. Hepsini tek tek tanımak istedim. Umarım kızmamışsındır. Yok, kızmadım da haberim mi olsaydı? Hayatım, ben senin bu kadar geç kalkacağını tahmin edemedim tabii. Ya sabaha kadar bir mart kedisi bağırdı durdu, hiç uyuyamadım. Mart kedisi mi? Niye bağırdı ki? Mart şimdi zamanı ya. Neyin zamanı? Çiftleşmek istiyor. Aa! Ben hiç bilmem öyle şeyleri. Ay ilahi Aslı, herkesin ortasında pat diye. Ay hiç utanmıyordu. Çok sap kız abi, pırlanta gibi. Yalnız bu var ya, müthiş olmuş ya. Afiyet olsun Cem. Al daha lütfen. Ben yaparım, hiç önemli değil. Bak şöyle bir şey yapalım. Bu tabağı alayım ben. Sen arkadaşlara yenisini yap. Yapmaz mıyım? Zevkle. Sen yeter ki beğen Cem'cim. Afiyet olsun. Mürvet. Sen nereden ulaştın benim arkadaşlarıma? Ha, cep telefonunu salonda unutmuşsun. O telefonda böyle Fatoş, Selin, Yaprak gibi kadın isimleri de olacaktı. Vardı, vardı. Daha ben onlara ulaşamadım, kapalıydı. İlginç. İyi o zaman ben üstüne bir şeyler giyeyim de geleyim. Aa, inanmıyorum ya. Sürpriz. Yumurtalı ekmek mi yaptınız ya? Sertaç ne haber? Eyvallah abi. Sizi Aslı mı çağırdı? Hı hı. Ver bakalım bir yumurtalı ekmek Mürvet. Zaten erkeklerin işi zor. Bütün gün türlü stresin, yoğunluğun içinde değil mi? Hayır, adamcağızlar akşam eve geldiklerinde bir gevşemek, bir huzura ermek istiyorlar. Ama nerede? Hanımların çoğu düşüncesiz. Yok beni dinle, yok bana alaka göster, iltifat et. Aa, yazık ya o adama. Yani sen ona ilgi göstereceksin, bir dediğini iki etmeyeceksin. Bu senin görevin. Vallahi bravo Mürvet Hanım. İdeal kadın modeli değil mi abi? Evlen kurtul dedikleri tür vallahi. Ya Selin'i çağırmadınız mı? Nerede Selin? Ulaşılamamış. Vallahi Mürvet, sizin gibi kızların nesli tükeniyor. Seni kapan kaptı, devamın yok. Asıl
senin gibi erkeklerin nesli tükeniyor Cem'cim. Yani seninle yuva kuracak kız ne şanslı ne şanslı. Kurabiyelerimden almaz mısın? Kendi ellerimle yaptım, içine sevgimi kattım. Volkan, alır mısın? Yok, beni baydı biraz, ben yemem. Beni de, beni de. Ya, Mürüvvet. Hı. Ben sizi nereden tanıyorum acaba? Bilmem. Yani, çok enteresan. Bir yerden çıkartacağım ama. Hı. Yani Şesu, Allah aşkına biraz daha orijinal olamaz mısın yani? Yani çok klasik bir kur yapma cümlesidir yani bu. Ya ne alakası var Cem? Bu insanı bir yerden tanıyorum, çıkartmaya çalışıyorum yahu. İyi, annemle babam nerede Mürüvvet? İffet teyzeciğimle Tahsin amcacığım Boğaz'a gittiler. İffet teyzeciğinle Tahsin amcacığın ne zaman geleceklerini söylediler mi? Gezeceklermiş. Biliyorsun Tahsin amcacığımın morali çok bozuk. Yoksa unuttun mu Aslı? Unutmadım Mürüvvetciğim, benim babam. Kubilay Bey gelmiştir. Ne? Aslı Kubilay'ı da mı çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım Volkan. Merhaba, bize ulaşamamışsın galiba. Neyse ki Kubilay seninle haber vermiş. Selin de bize. Selin. Bu ne kılık kıyafet? Ay ben utandım vallahi. Kızım git üstüne bir şeyler giy. Bak burada bu kadar erkek var. Öyle tabii değil mi? Nedense biri sadece erkekleri çağırmış. Ay Selin. Ben senin bu suçlamalarınla başa çıkamam. Ay. Ay ben kendi halinde sakin bir insanım. Lütfen. Ay var ya asıl böylesinden korkacaksın kızım. Hanımefendi, zaten bana ulaşamamanız mümkün değil. Çünkü benim cep telefonum her zaman açık. Arkadaşlar, lütfen bu kadar yüklenmeyelim arkadaşımıza, değil mi? Cem, sana ne oluyor, pardon? Vallahi yazık ya. Ay kime yazık ya, kime yazık Allah aşkına? Ben burada ne dolaplar dönüyor bilmiyor muyum? Volkan, söylesene annenin planlarını. Ne planları? Ya Selin, tamam ama ha. Gitmeyin kızın üstüne ya. Zaten bir hafta kalıp gidecek gariban ya. Ben yük oluyorsam eğer, hemen gidebilirim Volkan. Ya hep böyle olur zaten. İyi niyetimin kurbanı olurum. Hayda. Üzdünüz kızı işte Selin yenge. Biz ne yaptık ya? Güzelim, herkes sizin gibi böyle taş kalpli değil. Etrafta böyle hassas kadınlar da var. Efendim? Hayır, ben sadece Volkan'la Aslı'nın arkadaşlarına kahvaltı hazırlamak istemiştim. Ay o telaşta herkese ulaşamadım. Ay canım, yazık sana. Bak kızım, biz senin ne türlü oyunlar oynadığını biliyoruz. Çünkü biz kadınız hissedebiliyoruz. Ama bu tahta kuruları böyle bön bön sana bakarlar işte. Selin, ayıp olayım artık ha. Kızcağız ağlıyor bak ya. Oysa ki... Oysa ki ben Selin'i ne kadar çok sevmiştim. Ya ben ne anlarım entrikadan, kavgadan. Hayır, öyle yetiştirilmedim ki. Belki de ben İstanbul için fazla safım. Ya Mürüvvet, ben sizi nereden tanıyorum? Ay ne bileyim. Şeytan o şeytan, yemin ediyorum ya. Ay çok kötü, fena bir kişilik ya. Aslı, ben sana bir şey söyleyeyim kızım. Bu koca bulmadan gitmezsin evden. Aslı, ya Volkan'ın Selin'le birlikte olması tamam bir yere kadar. Ama o kızı yedirmem ben Volkan'ı. Hayır çocuklar, erkekler de göremiyor bunu. Yani biz hepimiz farkındayız, bunlar göremiyor. Evet. Günaydın. Kahve? Ay sağ ol canım, sen kendine al bir kahve. Ne bu hal Şesu? Şesu, sen burada mı yaşıyorsun? Ne münasebet canım. E bu çamaşırlar kimin? Bilmem, belki Cem'indir. Şesucuğum, sen evden mi atıldın canım ha? Ya evet Aslı ya. Şu arabanın taksidi falan... Caz kafeden aile alamadık. Dolayısıyla kirayı yatıramadım falan filan. Ucuz bir yer arıyorum işte, geçeceğim.
Hay gel bende kal diyeceğim ama bizde de yatılı misafir var. Ben de diyeceğim de yani benim evim de minicik. Ben de gel bizde kal demeyeceğim tabii çünkü ne alaka yani. Tamam tamam ya gerek yok. Ya şu kız böyle o kadar iyi bir kişilik ki yani. O kadar yani hanımefendi bir insan ki. Hatta o kadar iyi ki insanın inanası bile gelmiyor Aslı yani. Farkındayız canım, farkındayız. Hepiniz böyle hülyalı hülyalı kıza bakıp pembe pancurlu ev hayalleri kurdunuz değil mi? Sarsaklar sizi, saygısızlar. Aslı, kızım bak Volkan'ım İffet teyzemin baskısıyla kapılıp giderse o kıza... Ben o kızı var ya, oyarım Aslı, oyarım ben duramam yerimde. Ne zaman gidecek kızım o sizin evden, ha? Ay bilmiyorum, Selin böyle demir attı bizim eve. Tuhaf tip ya. Ha bir ev arama çabası falan öyle bir şey de yok yani. Aslı. Ya ben o kızı böyle bir yerden çıkartacağım ama tam böyle... Yok artık canım. Ne? Ne oldu? Hatırladım. Ben Mürüvvet'i nereden tanıdığımı hatırladım. Ben tabii herkese karşı çok iyi niyetli yaklaşıyorum. Ama burası büyük şehir tabii. Burada hanımlar daha cevval, yani daha böyle girginler. Ben onlara ayak uyduramam. Yani Aslı da Selin de maşallah. Yani ordunun ortasına bırak. Orduyu da hatırlar tatlı cadılar. Öyledir onlar biraz Mürüvvet Hanım. Siz yine de hanımefendiliğinizi bozmayın lütfen. Sertaş tamam. Selin dedikodusunu bırakalım artık. Mürüvvet Hanım. Aa, lütfen. Bana artık Mürüvvet de Volkan. Peki Mürüvvet. Bütün gün gezdik, tozduk, müzeye gittik. Yorulmadın mı daha? Volkan. İffet teyzeciğim, akşama kadar Volkan'la gezin tozun, eve gelmeyin dedi. Aa, ya ben nasıl düşünemedim? Sen yoruldun tabii. Dur ben şimdi mutfağa girip sana el cihazlarımla bir kahve yapayım. Ya ne gerek var? Dükkan burası ya. Arkadaşlar yapar. Aa, vallahi olmaz. Dur, hem onlarla da bir tanışmış olurum. Hemen geliyorum. Niyetli abi, evlenecek seninle. Allah korusun Sertaç, hiç işim olmaz ya. Ne bu böyle ya? Seksepel sıfır ana gibi bir şey bu ya. Olur mu abi? Tam ev hanımı. Yok abi, yok. Benim tarzım değil abi. Ben işveli kızları seviyorum. Örnek Selin. Şekil bir. Ay söylesene nereden tanıyorsun o ucube kılıklı kabus kadını ya? Ya inanmayacaksınız. Daha doğrusu Selin, bu vereceğim bilgi senin o kadar işine yarıyor ki yalnız bir şartım var. Ne? Vallahi eğer ben bu bilgiyi verirsem senin evine taşınırım. İşe geliş gidiş de rahat olur. Oo. Yok ya. Ama sen şu bilgiyi bir dinle. Ondan sonra kararını verirsin. Bu kız... Zın... amatör sitelerin birinde görüntüsü var. Nasıl görüntüsü? Ya işte anlayın yani amatör bir site. Artık sevgilisi mi çekmiş? Yoksa diyeyim ben size sevgililerinden biri mi çekmiş? İnanmıyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Nasıl görüntüler? Bir açık saçık olaylar mı yani? Hem de ne açık saçık görüntüler yani diyeyim ben size. Hatırladıkça yani böyle içimden... Şesu saçmalama o değildir ya. Yok ya ben imkanı yok onu tamam Aslı. O gözler, o dudaklar, o burun. Ama emin olmak için sizin şunu öğrenmeniz lazım kızlar. O kızın sırtında öyle buralarda bir yerde böyle yıldız şeklinde bir beni var. Hatta internetteki kod adı da Yıldız. İnanmıyorum. Şesucuğum, canım benim. Topla eşyalarını, bana taşınıyorsun. Aslı sen ne diyorsun ya? Böyle vallahi Şesu böyle diyor. Çocuk herhalde kafasından uyduracak hali yok. Tanımıyor etmiyor kızı. Sen şu Yıldız hikayesini öğrensene bakayım. Ya dur şimdi ya. Şaşırttın beni vallahi, şoka girdim. Allah Allah. Nasıl görüntüler varmış?
Volkan iğrençsin ya. Ben bunu sana kızla ilgili kötü bir özellik olarak söylüyorum. Vallahi ben hiç öyle algılamadım Aslı. Vay be Mürüvvet'e bak. Volkan ağzını kapa, salyaların akıyor. Aslı sen karışma ya. Sen anlamazsın bu işlerden, erkek işi bunlar. Bana bak, daha bu kız o kız mı bilmiyoruz oğlum, daha öğreneceğiz. Sen araştır bakayım şunu çaktırmadan. Eyvallah. Sonra ne oldu Şahin Beylere? Ya işte İffet teyzeciğim, annemler en son haber aldıklarında... yani adamcağız daha ölmeden miras kavgası başlamış. Ya yani ayıp şeyler bunlar. Aa, Allah korusun ya Rabbim. Ne yapacaksın? Herkesin senin gibi efendi, mükemmel kızı yok ki. Sağ olun. Adamın çocuklarını biliyorsunuz. Yani hiç geçinemezler. İkisi de kendi alemlerinde. Ay iki kardeş, kedi köpek gibi her gün kavga, her gün kavga. Yazık, yazık. Niye bize bakıyorsunuz? Of, of, of. Param mı var, derdin var. Belirli yaşlardayız. Hastalık, sağlık bizim için. Biraz vasiyeti de düşünmek lazım. Ay babacığım, nereden çıkarıyorsunuz ya böyle şeyleri durup dururken? Baksana kızım, yumru büyüyor. Ameliyatı bekliyoruz. Zaten geceleri hiç uyuyamıyorum, biliyor musun? Şekerim, senin bir şeyin yok Tahsin'cim. Hiçbirimiz uyuyamıyoruz bu mart kedisi yüzünden. Miyav miyav miyav, sabahlara kadar oturuyoruz hepimiz. Allah gecinden versin babacığım. Mürüvvet. Sen sıkılmıyor musun böyle bütün gün evde? Ben seni bir dışarı çıkarayım. Ay çıkar ayol, çıkar tabii. Kız ister, ne de olsa genç. Öyle mi? Seni kastetmedim Aslı. Volkan. Ben aslında sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Ben yarın bir iki ev bakacağım. Aa, hiç öyle şey olur mu ya? Burası da senin evin sayılır ya. Mürüvvet'ciğim, sen hep bizde kal güzelim. Ya memnun oluruz. Volkan, senin çayın soğumuştur. Ben sana yenisini koyayım. Yok yok, rakı içerim ben artık. Rakı koysan bana, hatta ben de geleyim sana yardım edeyim. Aa. Ay ilahi bak. Ay Allah'ıma şükür. Volkan sevdi galiba kızı değil mi? Ben de öyle anlıyorum ama hayırlısı. Ya yapmayın anne, kızın... Ne? Ne? Ne kızın nesi var? Ya yok bir şey. Tamam. Kız doğru söylüyor. Neyi doğru söylüyor baba? Vasiyeti şimdiden hazırlamak lazım. Aa, nereye gidiyorsun? Ya bir şeyler yazacağım, karalayacağım. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil ki. Baksan aile dağılmasın. Resmen şeytan bu kız ya, resmen. Kıskanma, kıskanma. Pencere açıldı, volkan olmak pistol patladı. Açıldı volkan oğlan, pistol patladı. Pom 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 pom. Bakın kanlı da Mürüvvet yine kimi hakladı. Görün bakın kanlı da Mürüvvet yine kimi hakladı. Ay en büyük fantazim nedir biliyor musun Volkan? Allah girdi konuya. Ay. Nedir? Böyle kocam olsun, akşamcı olsun. Ben her gece mutfağa girip ona ellerimle rakı mezeleri hazırlayıp, rakı sofrası kurayım. Sonra da karşısına geçip şarkı söyleyeyim. O yüzden ut dersleri bile almayı düşünüyorum. Ha, sonra? Neyden sonra? Rakı sofrasından sonra. Ha, tatlı olarak mı? Mürüvvet, senin ismin çok uzun ya. Böyle takma adın falan yok mu senin arkadaş arasında falan böyle? Var, olmaz mı? Arkadaşlarım bana kısaca Yıldız der. Yıldız mı? Hmm. Aa, ne acayipmiş ya. Ya. Peki neden Yıldız diyorlar sana?
Çünkü çocukluğumdan beri hep sınıfın birincisi, sınıfın yıldızıymışım da ondan. Ha, ondan. Aa, tabii. Niye? İnanmadın mı? Allah'ım aşık oluyorum galiba ya. Huzur yok mu ya? Lan nasıl kedisin sen böyle? Azmışsın sen ya. Pişt, pişt. Lan. Zıkkım. Git başka yerde bağır lan. Miyav 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 miyav. Of. Anlıyorum seni. Aynı durumdayız. İkimiz de azdık ama ben senin kadar bağırmıyorum en azından. Yutmadı be. Kaşım gözüm döndü be. Öf. Ulan bir huzur yok mu bu evde kardeşim ya? Volkan, seni de mi uyku tutmadı? Aa, Yıldız, gel gel. Ay, sen öyle Yıldız deyince içim bir hoş oldu. Benim de, benim de. Hayır, uzun zamandır kimse bana Yıldız dememişti de. Ha, ben derim. Kusura bakma, ben de böyle yatak kıyafetleriyle ev hali işte. Daha güzel böyle, dağınık bağınık, doğal yani. Volkan, kısa zamanda çok sık görüştük. Birbirimizi tanıdığımıza inanıyorum. Daha çok mu tanıyalım diyorsun? Şimdi, yani ortada bir hedef varsa ben etrafından dolanmayı pek sevmem. Vakit kaybına gerek yok diye düşünüyorum. Bence de vakit kaybına gerek yok Yıldız. Hemen konuya girmek lazım Yıldız. Bıktım bu kediden. Hay! Ay! Anne ne yapıyorsun böyle sessiz sessiz geliyorsun ya? Aa! Ay çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Ay İffet teyzeciğim. Ay nasıl utanıyorum anlatamam. Utanma evladım. Ben oğlumu bilmez miyim? Siz iki de haylazlar sizi. Tamam tamam. Ay canım ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Ya anne, ortada bir şey yok ya. Boşuna heyecanlanıyorsun ya. Ayol ben niye heyecanlanayım? Siz heyecanlanın. Ay, ay tamam tamam. Ay bunları yarın filan konuşuruz. Hadi yatın şimdi siz ikiniz de. İyi geceler çocuklar, hadi. İyi geceler. Ay dün bir, bugün iki. Kısmet işte. Bu ses ne ya? Ya ne bağırıyorsun ya? İçerisi 55 derece ya. Boğuldum ya. Pencereyi açtım olacak gibi değil. Attım kendimi dışarı. Bana bak. Önce sen şunu öğren. Burası benim evim ve benim kurallarım geçerli. Tamam mı Şeso Efendi? İster içerideki sıcaklık 55 derece olur, ister 100 derece olur. Ama o pencere açılmaz, açılamaz. Zaten kedinin fıyaklamalarına uyandım ya. Ya bezdirdin beni var ya, ilk günden bezdirdin ya. Yoruldum ben ya. Ayrıca, bana bak ayrıca. Bunu görmediğimi sanma Şesu. Diş macunu tüpü ortadan sıkılmaz, dibinden sıkılır, dibinden. Şu macun için var ya, bir araba dolusu laf ettin ya. Ayıp sana ya. Bu ortadan da sıkılır, kenardan da sıkılır, her yerden sıkılır. Delirtme beni. Lan Hademe, ne yapıyorsun lan sen burada? Volkan ben macun almaya gelmiştim Selin'e. Hayrola Mürvet hanım kızımız? Sen yatak kıyafetleriyle ortada pek dolanmazdın. Özür dilerim, hiç sizinle muhatap olamayacağım. Volkan bak sinirim zıplıyor tepemde. Lan Şesu musun nesin? Ne bu kostüm oğlum, yarı çıplak? Ne arıyorsun benim kız arkadaşımın evinin önünde? Şimdi Volkan olay şöyle oldu. Ben evden atıldım, ofise taşındım da. Akşam da alışkanlık dişlerimi fırçalamam lazım. Bir baktım, ah macun yok. Bakkallara baktım, bakkallar da kapalı. Selin arkadaşım, ofis arkadaşım, dostum. Geldim macunundan aldım, gidiyorum. Ulan normalde kızardım da. Şimdi senden bir adres alacağım sonra ben. O yüzden neyse, hadi al macun, nereye gideceksen git yürü. Teşekkür ederim macun için. Çok sağ ol, çok sağ ol. Canım,
ortadan sıkma, tamam mı çaycı? Hadi. Tamam, alttan. Gel Volkan, gel. Kapat kapıyı. Yataktan kalktın. Sıcak vücut, üşütürsün. Hadi gel. Ha, sıcak vücut ha? Tabii işin uzmanı burada. Selin. Ne demek o? Hiç bir şey yok. Size bol bol yıldızlı geceler. Oğlum resmen kız seni kafesledi, farkında mısın? Hadi be, ne kafeslemesi? Ben öyle takılıyorum, bırakırım iki gün sonra. İğrençsin Volkan, Selin ne olacak? Ayrıca da öyle bırakamazsın iki gün sonra falan, annem gayet ciddi bu konuda. Sen evleniyorsun, hadi tebrik ederim. Hadi be, manyağa bak, evleniyormuşum. İnternet starı Yıldız'da evlenir miyim ben be? Günaydın! Günaydın. Volkancığım, bu bej mi güzel, beyaz mı güzel? Ha? Mürvet'e sordum. Beyaz her zaman saflığın simgesidir dedi ama ben yine de senin fikrini alayım dedim. Ha? Aslı için mi, çeyiz mi? Yok olur mu canım? Sizin için bunlar. Ne? Biz ha? Kim ya? Sen ve Yıldız. Ne? Oğlum bir an önce söyleyeceksiniz kararınızı. Bunlar daha önceden sipariş verilmesi lazım. Bir ayda yapılıyor. Anne saçmalama ya. Aa, nereden çıktı evlilik ya? Ortada fol yok, fos yok ya. Ben seni uyardım, değil mi? Aa, nasıl fol yok? Ha? Nasıl fol yok? Ben dün gece sizi gördüm. Aa, anne takılıyoruz öyle işte ya. Hayır efendim. Böyle bir kızla takılınmaz. Evlenilecek kız var, evlenilecek kız var. Bu kız evlenilecek kız. Değil işte anne ya. Değil ya. Aa, konuşturma beni ya. Bir bildiğimiz var herhalde ya. Aa, tamam. Sinirlenme canım. Yani bir söz keseriz önden. Ondan sonra zamanla tanırsınız birbirinizi. Allah Allah. Allah Allah. Delireceğim şimdi ya. Ben babamla konuşmak istiyorum. Ben babamla muhatap olacağım ya. Baba! 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 Bağırıp durma canım. Vasiyetini yazıyor içeride. Aa, ne vasiyeti anne? Ay sorma şekerim, sorma. Ay vallahi yani hastalık hastalığına da geçti bu. Geceleri böyle kalkıp şey soruyor bana. Efendim katların kaç tanesini Aslı'ya vereyim, kaç tanesini Volkan'a vereyim diye soru. Hasta değilsin diyorum. Anlatamıyorum ki derdimi. Ay şu bilyeyi alsalar da kurtulsak bu işten. Üf! Hayda. Vallahi bu durumda ben bir ev fazla almalıyım tabii. Evleniyoruz ya, ihtiyaç olacak yani. Saçmalama Volkan. Babamın vasiyetini mi tartışacağız şimdi burada? Sen Allah bilir adama yalakalıklar yaparsın sana daha çok şey bıraksın diye. Şşt, terbiyesizleşme. Şaka yapıyoruz herhalde değil mi? Benim işim olmaz öyle maddiyatla. Ben maddiyata önem veren bir insan değilim. Aa vasiyet. Şaka yapıyoruz ya. Esas sen şimdi adama türlü yalakalık yaparsın. Hiç de bile. Benim içim neyse dışımda o oğlum. Ben kimseye cicilik yapmam üç kuruş para için. Sen yaparsın öyle şeyler. Göreceğiz bakalım. Ha göreceğiz bakalım babama nasıl yağ çektiğini. Materyalist. Sensin o. Görürüz. Günaydın çocuklar. Ne haber baba? Hastayım valla. Bitkinliğim var. Oh. Ekmek versenize. Ben kalktım, işe gideceğim. Baba, sen de bir uzan al ya. Eline mi yapışır Allah Allah? Bari çay koy bana kızım. Baba, mutfakta çay var. Siz alırsınız. Ben işe gidiyorum. Şu evlatlara bak. Ne hayırlı evlatlar yetiştirmişim ya Rabbi. Tek ayağı çukurda bir adama yaptıkları muameleye bak. Aa! Ay Tahsin amcacığım siz kahvaltıya mı oturdunuz? Ne arzu edersiniz? Ben hemen bir çay koyayım size. Yok zahmet olmasın. Ay aşk olsun rica ederim. Ha. Sahanda yumurta mı? Omlet mi? Yoksa yumurtalı ekmek mi istersiniz? Vallahi. Ay siz orada rahat mısınız? Bir yastık getireyim mi size? Yok iyi rahatım. Ha, tamam ben çay koyayım o zaman.
Bir de yüzsüz yüzsüz yapma şöyle ya. Ya şişsin ya. Ben sana dedim mi benim balığıma yem ver diye? Ya Allah Allah, anam sana iyilik eden de kabahat zaten ya. Hayvan aç aç yüzüme bakıyor, ne yapmamı bekliyorsun? Ya senin ne haddine ya, ne haddine? Kimsin sen? Ben yem vermiştim balığıma. Ya sen biliyor musun, onlar patlıyor. Allah'ım yarabbim. Tövbe tanrıma, tanrım korudu Volkim'i. Aman, senin balığın boğazını tutamıyorsa, aç gözlüyse, nefsine hakim değilse bu benim kabahatim mi? Bana bak, bana bak. Bu evde herkesin görevleri var. Sen niye benim alanıma giriyorsun? Ya kimsenin senin alanına girdiği yok ya. Şu haline bak ya. Bir de kadın olacaksın. Bir gün de evinde otur yemek yap. Sushi getir, sushi getir. Bu ne ya? Bir gün akvaryumdaki balığı alıp çiğ çiğ yiyeceğiz. Üstüne de limon sıkarız o. Ya sen var ya, ya bak laf bulamıyorum. Kal geldi. Sen ne saygısız, ne terbiyesizsin ya. İğrenç bir yaratıksın sen. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? O bana Volkan'ın hediyesi. Evlilik yürümüyor mu? Ya bırak Aslı Allah aşkına ya. Evlenilecek kız var, eğlenilecek kız var. Bana bak. Sen haddini bil. Ağzını topla. Ağzını yırtarım seni Şesu ya. Ya sen ne kadar iğrenç bir adamsın. Çaycı parçası. Rumetlerin en kötüsü. Sarsak. Alo. Ne? Ne adresin? Ha. Tamam tamam. Şey yaz. www. Tamam. Tamam. Eyvallah. Buldun mu abi? Dur abi dur, çıkıyor bir şeyler. O mu abi? Vallahi çok benziyor Sertaç da, yüzü kumlu çıkmış biraz. Belli olmuyor, saçlar daha uzunmuş herhalde. Çok acayipmiş yalnız Sertaç. Sırtında da yıldız şeklinde böyle bir ben var ya. Yalnız maşallah Sertaç. Of 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 of, vay vay. Of. Abi, umur orta bakmasaydık şuna ya. Ne yapalım, evde mi bakalım Sertaç? O mu abi? Vallahi Sertaç çok benziyor. Kıza sorduk, yıldız mısın dedik. Yıldızım dedi. Bu hanımefendi sanatçı ayakları poz galiba Sertaç. Peki abi senin kararı nedir? Bu mürüvvet internetteki kız değil, haza hanımefendi ise? Vallahi hanımefendi ise dünya aret bacımızdır yani Sertaç. O kızsa abi? O zaman tabii bacım acı hak getire. Ne olacak yani abi? Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var Sertaç. Bakalım Mürvet olacak mı? Hadi giy de seni dışarı çıkarayım Mürvet ha. Ay ne tatlısınız çocuklar. Kendilerine tatlı onlar. Ya babacığım. Bulaşma bize baba ya. Ya evet baba, karışma ya. Aa, kibar kibar konuşun babanızla canım. Yarın ameliyat olacak adam. Hem nedir sizdeki bu tuhaflık, hiç anlayamadım doğrusu. Tahsin, sen bunlarla kavga mı ettin? Hayır efendim. İşte bu kadar yetiştirmişiz bunları. Gerçek suratları çıktı ortaya. Ay Tahsin amcacığım, siz üzmeyin kendinizi. Yani onların yaratılışları öyle herhalde. Aslında ikisi de pırlanta gibi insanlar. Tamam tamam, sağ ol kızım. Sen olmasan yandık. Mürvet, hadi giy de gel ya. Çıkarayım seni ben dışarı, hadi. Ay, biraz dekolte ama... Artık yani yabancı yok. Tabii kızım, aile içindeyiz. Volkan, ne zaman düşünüyorsunuz? Yok anne, öyle bir şey yok da. Daha doğrusu biraz elbiseye bağlı. Nasıl yani? Herhalde elbisenin yakışıp yakışmayacağına göre kıza, o da takılıp takılmayacağına karar verecek değil mi? Şu takılma kelimesi kadar beni sinir eden ikinci bir kelime yok yani. Beni el aleme rezil edemezsiniz, anlaşıldı mı? Ya niyetim vardır ya da yoktur. Eğer yoksa el alemin kızına böyle ümit verme Volkan.
Ay, ben aslında pek giymem böyle şeyler ama... Biliyoruz bir şey giymediğini de. Efendim? Yok bir şey yok. Gel bakalım Mürüvvet. Nasıl olmuş? Ay pek yakışmış pek. Güzel güzel. Mürüvvetciğim dur şöyle bir dön bir sırt dekolteni görelim değil mi? Ay Aslı ben utanıyorum ama ondan. Ya dön ya. İnanmıyorum. Neden? Olmamış mı? Yok. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Mürüvvet Hanım. Hakikaten güzel olmuş da üşütürsünüz vallahi. Çok dekolte, üstünüze bir şeyler giyin siz. Hanım mı? Mürüvvet bacı diyeyim. Güzel kardeşim, hakikaten üşütürsün. Giy üstüne sen bir şeyler. Çıkmayacak mıyız Volkan? Ya çok geç oldu ya Mürüvvet, sevgili kardeşim. Zaten babamın ameliyatı var yarın. Heyecanlıyız. Yani lafın gelişi söylüyorum. Yoksa önemli değil yani bize ne? Evet yani artık aile aile bir yere kadar ya of. Herkesin kendi hayatı var değil mi? Sağ ol evladım sağ ol. Sağ ol. Ben dersimi aldım tamam. Çocuklar ne oluyor size? Böyle anne biz gereksiz yalakalıktan hoşlanmıyorum ben. Ben de hoşlanmıyorum. Ayrıca maddiyata da düşkün bir insan değilim. Kim düşkün maddiyata Volkan? Hiç kimse. Ben giyineyim o zaman. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Oyun mu oynuyorsun sen bu kızla? Rezil mi edeceğim beni? İstemiyor musun bu kızı? Ha? Ya anne, bilmiyorum istemiyorum ben ya. Yani kardeşim gibi görmeye başladım. Bir nevi bacı oldu benim için yani. Allah kısmetini açık etsin. Yani kısmetine mani olmayayım ya. Emin misin yani? Eminim vallahi ya. Benim tarzım değil bu tip kızlar. Böyle bir Arap sabunu kokusu gibi bir şey hissediyorum. Hani öyle kokmuyor da bende öyle bir hava oluştu ya. Anaç ya, anaç ya. Ben olmadı bana. Gelmez yani. Bırak ya bunu, bırak. Kıza iyilik olur, bırak. Tamam. Yani şimdi ben evlenilecek kız mıyım yoksa eğlenilecek kız mıyım? Ay %50 %50. Böyle bir şey yok ki Fatoş. Yani ya biri ya biri olacak. Ya şekerim ben anlayamıyorum. Eğlenmeyeceğin kızla niye evlenirsin ki? Yani evlenince eğlenmeyecek misiniz? Ya bunlar benim de aklıma geldi ya. Of. Çok karışık bu konular çok. Ya şişi kes sesini Allah aşkına ya. Ya ne sinirsin ya? Ya sen bana beyaz peyniri bitirme demedin. Hepsini yiyecek misin diye sordun. Ya Selin sen beni tanımıyor musun ya? Ben sabahları beyaz peynir yemeden kendime gelemiyorum. Huyum bu. Ayrıca ben şunu anlamıyorum ya. Sen bir kalıp beyaz peynir nerene yedin? Ben onu merak ediyorum. Sana ne? Hı? Sana ne? Benim evim, benim beyaz peynirim. Hı? Benim evim, benim beyaz peynirim ha. Ev senin olabilir ama beyaz peynir benim. Ezine. Yani kes sesini be. Aa yeter. Dün akşamdan beri elinde kumanda zart Okan al zurt bu kanı. Delirtme beni, delirtme, çıldırtma. Zumanadan çıkarma beni, gıcık şey ya. Evliliklerde televizyonun kumandası kimin elindeyse yönetim ondaymış biliyor muydun? Ay kimin elinde olacak? Çaycının elinde. Cazgır anacığım, cazgır. Doğurmuyor ya. Aa. Bu iş yürümez şekerim. Şiddetli geçimsizlik var. Heh. Saadettin Bey'e soralım. Saadettin Bey, sizce ben evlenilecek kız mıyım yoksa eğlenilecek kız mıyım? Peki ya ben Saadettin Bey? Hiçbiri. Çünkü siz çalışması gereken kızlarsınız. O yüzden geyiği bırakalım da çalışalım arkadaşlar lütfen. Selim. Kızım. Babişkom. Ülkenin geleceği. Canım benim ya.
çalışıyor mu bir iş? Kırın beni. Ya Aslı, ya bilmiyorum çok benziyor ya. Ay Volkan artık yeter seyrettiğin saatlerdir sapık gibi be. Aa aynı şeyi. O kız Türk bile değil belki. Kim olduğunu bile bilmiyoruz. Ay ne oldu acaba bu ameliyatı ya? Bak haber vermiyorlar. Biz mi arasak acaba? Ya bilmiyorum Aslı ya. Şimdi babam mirasıyla ilgilendiğimiz için falan arıyoruz zanneder ya. İyi de ben merak ediyorum. İyi geçmiştir herhalde. Ya acaba hastanenin kapısında durup beklese miydik çaktırmadan? Aa kesin fark ederdi babam valla. Şimdi yanlış anlamasın. Ben cool yapacağım yani. Devam ediyorum cool yapmaya. Sen artık arzularına göre neyin peşindeysen öyle davranabilirsin. Ben bir şeyin peşinde değilim Volkan. Garip garip konuşma. Bir şeyin peşinde değilim ben. Sen cool yaparsan ben iyice cool yaparım. Süper cool yaparım. Evet. Biz geldik. Ha, ha iyi. Olabilir. Neredeydiniz ya? Ha ameliyat. Ayol tabii ki benim dediğim gibi ufacık bir yağ bezesiymiş. 2 dakikada aldılar bitti. Vallahi ucuz atlattım İfa. Ay Tahsin'cim bu belliydi böyle olacağı. Sen evham yaptın. Canım evham falan yapmadım. Ben dostumu, düşmanımı tanıdım. Oh. Ne demek o baba? Düşünün babanız önemsiz de olsa bir ameliyata gidiyor. Ya umurunuzda değil. Hastalandık ya. Bir tavırlar, bir terbiyesizlikler. Ben anladım, anladım sizi. Biz iyi yetiştirememişiz sizi. İnsani değerleri öğretememişiz. Ya baba, vallahi ondan değil ya. Tamam çocuğum, tamam. Ben kararımı verdim zaten. Evleri, mevleri, her şeyi annenle Mürvet'e bırakacağım. Ne? Baba, ne diyorsun babacığım sen ya? Baba, Mürvet olmaz. Mürvet kesinlikle olmaz baba. Ya babacığım bir şey söyleyeceğim. Biz yani öyle malda mülkte gözü olan insanlar değiliz ama affedersiniz Mürvet çok yanlış bir seçim ya. Neden efendim? En çok o ilgilendi benden yazık. Ne hakikatli kızmış değil mi? Ya babacığım sen bizi yanlış anlama diye yaptık biz böyle. Baba biz cool yaptık sana ya. Efendim ne yaptınız? Böyle cool yaptık hani böyle umurumuzda değil gibi yaptık. Malda mülkte bizim gözümüz yok diye yaptık. Bu doldurdu beni baba ya. Hadi oradan be. Asıl sen beni doldurdun. Baba bana materyalist dedi bu. Neymiş? Sen mirasında evleri bana bırak diye ben sana bu döneminde yalakalık yapacakmışım. Ne mirası oğlum? Aa Türk gibi adam. Salak salak konuşmasanıza. Baba bu bana dedi ki sen şimdi babama hizmette kısır etmezsin. Miras yazılıyor ya falan yaptı bu bana. Ya baba biz kasıtlı olarak sana kötü davrandık. Yani gurur yaptık. Yani parada gözümüzün olmadığını kanıtlamak istedik sana baba. Baba biz seni çok merak ettik aslında ya. Ben 2 gündür bütün tırnaklarımı yiyorum. Maniküre gideceğim şimdi. Vallahi ben de baba stresten bir ekmek içine helva koyup yemişim. Farkında değilim vallahi. Allah'ım ben blöf yaptım. Keşke hakikaten bir miras yazıp birisine bıraksaydım. Çünkü bunlar bu tıntın kafalarıyla ellerinde bir şey tutamazlar. Çarçur ederler. Hadi ayol çocuklar bir öğlen yemeği yiyelim. Ha? Ayol Mürvet nerede? Ev bakmaya gitti. Bak minik kuşum. Hayatının hatasını yapıyorsun bana sorarsa. Yani bu devirde böyle bir kız bulmak mümkün değil. Bence bir kez daha düş. Yok anne yok istemiyorum ya. Benim tarzım değil o ya. Çok anaç o, çok anaç. Yavrucuğum. Bu zamanda diyorum sana bu kadar efendi, bu kadar sade hanımefendi terbiyeli bir kız bulmak gerçekten mümkün değil. Çok acıdın mı babacığım? Yok acımadı. Yalnız son günlerdeki evham yüzünden tansiyonum biraz yükselmiş. Sinirlenmemem, üzülmemem lazım. Al! Ne oldu anacığım? Yok bir şey. Tahsin. Anne, bak bu Mürvet meselesine üzülme. Olmaz o kız bana. Neyse kısmeti olsun işte. Tabii, tabii oğlum. Sen daha iyi bilirsin yavrum. Daha iyi tanıyorsun sen insanları. Hay Allah. Ay yarından tezi yok bu kız bu evden gitsin şekerim. Hayır ne lüzumu var bir yabancı bizim evde kalıyor günlerdir hiç anlamıyorum yani.
zannetsin. Daha iyi işte, kurtuldun. Efendim? İşte kurtuldunuz. Oh babacığım, ne güzel işte. Kestiler, aldılar değil mi? Allah'tan adamın eli de pek hafifmiş yani. Ya. Ah, Tahsin amcacığım, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. İyi misiniz? İyiyim, bir şeyim yokmuş canım. Ay. Sağ ol kızım. Oh, oh, iyi. Ay nasıl içim rahat etti. İşte. Pardon, nasıl? Aa, ne oluyor orada? Ay İffet teyzeciğim, Tahsin amcaya o kadar sevindim ki. Hey, tamam tamam, çekil oradan. Ay, ahtapot gibi ayıl. Odana falan git. Nürvet. Sen kendine ev buldun mu ya? Buldum galiba İffet teyzeciğim. Hah, çok güzel. Bu akşam hemen taşınırsın. Ay akşam olmaz, karanlık karanlık. Yarın sabah hemen taşınırsın yani. Ama birkaç eşya falan almam lazım. Aa! Ayol öğrenci eşya ne? Bir yatak alırsın, atarsın yere nasıl alışıksın. Ondan sonrası yavaş yavaş gel. Değil mi ya? Hadi yarın bütün gün senin. Volkan... Taşınmama yardım eder misin? Edemez ya. Edemez. Volkan meşgul. Ya artık kendi işlerini kendin görmeye alış. Kız, alış. Allah Allah. Şu kediyi vurayım mı? Ne yapayım ben artık ya? Evet. Ağlıyor musun sen? Hayırdır? Ne oluyor ya? Yok bir şey Volkan. Kırıldım biraz. Sizi çok rahatsız ettim gibi geldim. Olur mu Nurbeciğim? Biz hepimiz seni çok sevdik. Ya öyle vallahi ya. Yani annemin niyeti malum Mürvet. Yani olmayınca da olmuyor bu çekim meselesi Mürvetciğim. Yoksa sen çok iyilerine layıksın. Yani Allah hayırlısı neyse o olsun. Hayırlısını nasip etsin inşallah. Ama ben de kusur işledim ki İffet teyzeciğim beni böyle apar topar kapının önüne koydu. Aa, kedi sustu. Vallahi ya, oh be. Aa, Mürvet, bak ağlama artık ya. Yani annem böyle davranıyorsa neden biliyor musun? Yani biz sana zarar vermeyelim diye, senin duygularınla oynamayalım diye böyle davranmıştır o. Yoksa sen çok iyi, çok harika bir insansın ya, değil mi Aslı? Tabii ben başka bir sebep düşünemiyorum zaten. Vallahi ben seni hep kardeşim olarak göreceğim. Mürvet, bacımsın. Sağ ol Volkan'cığım. Aslı, ben arkadaşlarına Allah'a ısmarladık diyemedim. Sen hepsine çok selam söylersin. Tamam canım, söylerim. Özellikle Cem'e. Tamam. Yeter! Bu ses ne ya? Selim bağırıyor. Allah senin ne yaptı benim? Terbiyesiz, katil olurum ben. Ya bak giderim ha. Ya defol! Ya sen niye pencereyi açık bırakıyorsun? Alçak part kedisi içeri girip benim Volki'mi yemiş. Volki benim. Ya ben pencereyi kapadım da ama kapamamış mıyım? Ay kedi onun için bağırıyordu demek ki. Bak aç diye balığı yiyince sustu tabii. Lan Şesu, sen ne arıyorsun lan benim sevgilimin evinde bu saatte? Şey arkadaşlar, yani içeri girip konuşsak hani sıcak vücutlar üşütmeyin. Ay peki anneanne. Gel canım gel, hadi gel içeride konuşalım. Ben de rahatsızlık vermeyeyim, kaçayım ben de. Yok yok, gel 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 sen gel. Bu Kubilay'la yaptığımız sözde barış münasebetiyle bir dayak diyetine girmiştim. Elim avucum kaşınıyor, bir konuşalım seninle. Gel. Bak Volkan. Gel. İzah edebilirim Volkan, açıklayabilirim. Yani aramızda ben sana diyeyim bir iş anlaşması gibi bir süreç yaşandı. He. Sen anlat bakayım şu işi bana, nasıl işmiş o? Ayol ne oluyor? Bu ne gürültü? Olay çıkarmayın, babanızın tansiyonu var. Ya hastayım ben çocuklar, çok hastayım. Ay. Neyse babamın hatırı için şimdilik şöyle kenarda dur bakayım sen çaycı. İyi akşamlar İffet teyzeciğim. Selinciğim güzelim. Ne oldu yavrum? Pencereden kedi girip balığımı yemiş. Aa yazık ayol. Aa Tahsin amca, ne haber?
Ne kadar ömrünüz kalmış? Ya ne? Hayda. Sen sus. Bir şey yok çocuğum. Yağ bezliymiş, aldılar bittiler işte. Ay kestiler mi orayı? Bir şey yapmaz ya. Benim de buramda dövme vardı. Lazerleştirdiler. İz kalmıyor. Ha. İz yapmıyormuş bak. Gördün mü yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor. Fe teyzeciğim merak etmeyin. Ne? Sen nereden biliyorsun? Ben daha geçen sene sırtımdan yıldız şeklinde böyle bir ben aldırdım. Hiç izimiz kalmadı. Ah, ah. Vay be Mürvet. İz kalmadı değil mi? Halledin mi? Şey yapıyorum. Tamam. Vallahi bravo Mürvet Hanım. İdeal kadın prototipi tipi. Haydi bakalım. Ya çok özür dilerim. Aa, tam son anda artık lafa taktım. Bir şey su saçmalama o değildir lafı. Ben bunu demeyeyim yalnız diyeceksin. Ha o tamam oradan mı? Ya orada lan ya. İyi pardon. Şey su saçmalama ya o değil. Allah Allah. Hatırladım. Ben Mürvet'i nereden tanıdığımı hatırladım. Yok. Ne? Ben bunu döverim yalnız. Gerçekten. Volkan sen bununla evlen, ben sana bile acırım oğlum. Ne evlenmesi kızım ya? Allah korusun vallahi ya. Hiç tarzım değil yani. Hiç. Lafı var ya, nasıl unuttum biliyor musun? Ya ne dünya hayret akrabam olsun efendim. Tamam efendim, sürekli aldığımız için. O kızın böyle omuzunda, sırtında diyeyim ben size, bir ben var. Yıldız şeklinde. Bayağı hızlısın ya Mürvet. Rakıda da sınıfın birincisi olurmuşsun yani. Ama yani sınıfın meyhane olması lazım. Hoca da meyhanenin sahibi. Bugün sizin sözünü yapacağım diye böyle ay be herkes cam gibi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.